Evet dediler ki Allah Subhanahu ve Teala Hicr suresi de la amruke innahum lafi sakratihim yamahun deyip ayet edildi. Bu ayet Lut kavmi hakkındaki yani Lut Aleyhisselam'ın kavimleri üstündeki yani. Lut Aleyhisselam'ın kavimleri farişteler azabını alıp gelen peyitleri de çıraylı yaş yiğitler surette kilişken. Ayalı çıkıp şunu ayet koygen ki onlar o şu bozuk işlerini kımakçı olup bastırıp gelişken. Şimdi Lut Aleyhisselam bana kızlar türüp düşünce kavmde. O şunlar ki üleniler. İlk kişinin arkasına yürümezden. Degenler. Şimdi onlar o şey gelişip, yok bizim ne kız var, ayağlı halamız, bizde o şey yiğitler gerek. O yüzden bilesen mi biz işte, pelimizi? Değişken de, o şeyde Allah Teala dedi ki, Lut Aleyhisselam hıcıl buldu, mihmanlarımı aldı, bana hıcıl kımıyorlar, dediler. Ona kulak çalışmadı. O şey özlerinin yaman işlerini kımakçı buluştu. Lefî sekratihim, özlerinin meslekleri dediler. Yani o şey fiilini arkasından o şey yaman bozuk adetini iskencesine düşüp gören ki mest adam kebi başka narsanı kıskımı koyuşken idi. Öşünde Allah Teala le amruke diye Resulullah kehta koyuyor. Ömrünüzge kasem ki ular şunda mest halette ediler. Diyor. Öşünde ayeti kerimedeki le amruke sözü dediler. Allah Teala'dan kasemdir bi muddeti hayatihi. Hayati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hayatlarına kasem içken bol yaptı. Umur, ne mi umur? Umur hayatının müddetini umur değil. Mesela palancının hayatı 50 yıl demeyiz. Ömrü 50 yıl buldu diyorsunuz. Yani, hayatının müddeti umur değil. O umur sözü özü abad kılış manasına alınken. Tamir diyemiz o biz tamirleş. Adette insanın hayatı, insanın varlığı hayat bilen abad bugün için o şey hayat müddeti ki umur deyip nam verilgen. Ve o şey müddette dünyanın abad kıyanı için hem. Bu yerde la'amru ke Resulullah'a hitap bol yaptı. Yani Resulullah Kerem aleyhissalatu vesselam ki Allah Teala sizi umurizi müddeti ki kasem ki deyip kasem içişi aldığın gibi yapını takipleş, kendi gibi yapını takipleş için kasem içişi. Kasem içkenin özü, Resulullah'ın hayatları ve hayatlarının müddeti Allah'ın huzuru da itibarlı iken de. Çünkü itibarlı narsaya kasem içilir. Mesela siz bilen bizden bir narsaya kasem içmek mahsusu yok, takitle mahsusu biz adamlarım. Dastuhan tepesinde oturup ben de bu kadar takitle mahsusu. Yani ki beni Kur'an'ı uçlayıp eğitemem deydi. Yani ki Huda hakkı deydi. Ya ki ona ayet dedi ki bergen aksutum hakkı dedi. Misal üç. O şey özünün nezdinde en itibarlı nersanı tilge alın dedi kasemde. Allah subhanahu ve teala Muhammed aleyhissalatu vesselam ömürleri bilen kasem içerken Allah Teala'nın nezdinde o kişinin ömürlerini ehemmiyeti ketteliğini kurset etmiş. Birinci misal şu. İnne etiptik ve asluhu dammul ayin. Aslı da la amru kemes la umuru ke buluş gerek. Velakinneha velakinnel ayna futihat. Ve ma'nahu manası ne? Birinci tefsirde ne dediler? Hayatınızın müddeti. Manası bakayınız turganing yani hayatı dünyada turganingizge. Baki turuşunuz yani hayatınız devam etişi miqdarıge kasam. Yoyinki ayishi ki hayotingizga bu endi. Yoyinki u hayoti ki hayot u ham bitta ayish endi yashash. Yashashingizga qasam. Yoyinki hayotingizga qasam. Demak umrdan murod hayotning muddatiga qasam. Yoyinki hayotlarning o'ziga qasam. Wa hadhihi nihayatu ta'zimi wa ghayatu al-birri wa at-tashrif. Bu nihoyat darajadagi ulug'lashdir Rasulullohning sharlarini. U kishining hayotlariga qasam etish. O kişiye nispeten iltifatının, teşrifinin, yani şereflendirişinin nihayesi çok kısıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma ayet ediler ki Allah subhanahu ve teala ma khalaqallahu ve ma zara'a zara'a yaratıp tarkatış bara'a yugdan barkılış khalaqa yasab yaratış. Şunu izme. Halaka
yaratışta yasab yaratışına halaka deyip. Halk kılış. Halk kılış, o bar narsani ham halk kılış mümkün. Mesela ana karnındaki hamilenin bir baskıştan ikinci baskışta bir şekilden ikinci şekilde uçuşunu halkan min ba'di halkin diye. Onlar var halk yani bir yaratılışını ortadan yana yaratıp yana yaratışını ortadan yana yaratıp şuna kılıp sellerini ana izi karnında Allah yaratken diye. Demek bar narsani bir tavırdan ikinci tavırga uçuşu ham yaratılış halk değil oradı. Yoqdan bor qilsam kelaveradi uning ichiga. Lekin xalq aslida yasash bilan bo'ladi. Endi zaroachi zaroa paydo qilib turib taratib qo'yish. Paydo bo'lib taralish, paydo qilib taratish zaroa bo'ladi. Baroa bo'lsa, un yoqdan bor qilish bo'ladi. Xaloqadan farqi bor. Xaloqada bor narsani o'zgartirish bor. Baroada umuman yoqdan, umuman yoqdan bor qilish bor. Bor qilish ma'nosi. Allah Teala Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan köle mükerrem rak, uzunun nezide, ekrem aleyhi diken uzunun nezide mükerrem rak diyene. Uzu uçun uzunun nezide mükerrem rak, adamı nersen yaratken yok Allah Teala. Ne halk kılgen peyti de, ne yaratıp teretişi de, ne yukdan bar kılışı de, Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan köle uz nezide mükerrem rak, uzge ardaqli roq biror narsani yaratgani yo'q. Va Alloh subhanahu va taoloning biror kishini Muhammad alayhisolatu vasallamdan boshqa biror kishining hayoti bilan qasam ichganini eshitmaganmiz. Tunga qasam ichgani bor. Choshgohga qasam ichgani bor, quyoshga, oyga qasam ichgani bor va hokazo. Ammo insonlardan birortasining hayotiga qasam ichganmiz. İlla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarına kısım için. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatları Allah Subhanehu ve Teala'nın nezdinde o da ardaklı, o da mükerrem iken. Bu nimeden? Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın yerdeki halifesi, Risaletin yetkiz uçuşu, o kişi bugünler ve o şey vazifeler şu müddette becerilgen. Allah'ın risaleti insaniyetki yetişide Resulullah'ın hayatları vasıta bugün. Şunun için o şey hayatını Allah Teala en yukarı ardaklap o bilen kasem içki. Ebul Cevza ayetler kerler ki Allah Subhanehu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir alt kişinin hayatı bilen kasem içken yok. Çünkü beriye halayık diyene. Halayıkının Allah'ın nezdindeki en ardaklısı o kişidirler. Yaratılmış diye yani beriye, yaratılmışlarını. Şimdi birinci misal la amruke hayatınızı kasam. İkinci misal Yasin. Hammamız biladigan sure. Yasin bitta ayet. Yasin kelimenin özü bitta ayet. İki ta harften ibaret. Biz bilemiz mukatta'at harfler ya yani nurani harfler değildi. Manasını Allah'dan başka birov bilmedi. Asli manası. Lekin o'sha ma'nosi aniq belgilanmagani uchun taxmin ko'payib ketadi. Taxmin ko'paygandan keyin gap ko'payadi. O'shaning uchun huruf muqattaatlarni ustida uzun-uzun bahslar bo'lgan. Endi bu oyati karimada val Qur'onil hakim, hakim, hikmatli Qur'onga qasamki. Innaka laminal mursalin, siz yuborilgan payg'ambarlardansiz. Siz peygamberlerdensiz dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın peygamberliklerini takitleş için Kur'an bilen kasem içer. Bu öte kette kasem kısablanır, bu öte kette şehadat kısablanır. Resulullah özü peygamber bulup durdurdular. Vahiy kep durdurdu. Vahiy keleyken zatını özüye hitap kılıp özlerine kasem içi yaptı Allah. Kasem ki Kur'an'a siz peygambersiz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tesellidir ve takiddir. Şimdi şu yerde Yasin'den murat nime degen soru var. Yasin'den murat nime dese bir kança kavullerden murat fikirlerinde. Bir kança geplerini fikirlerini yetişken. Ebu Muhammed Mekki etedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mene 10 ta ismim var
deb aytganlari rivoyat qilinadi. O'shalarni jumlasidan Toha bilan Yasin. Lekin bu hadis sobit emas. Ya'ni Rasulullohga nisbat berib bo'lmaydi. Shuning uchun ruviya deyapti. Rivoyat qilinishcha degani. Rivoyat qilingan, lekin sobit emas, Rasulullohga nisbat berib bo'lmaydi. Hadis ravilarining orasida vazzolar, ya'ni kazzoblar bo'lgan. Hadisda sanadda kazzob bo'lsa qabul qilinmaydi. Tushunarlimi? İlla başka tomondan quvvatlansa bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ta zaif bo'ladi, eng kamida yoki to'qma bo'ladi bu hadis, yoki eng o'ta zaif bo'ladi. Bazılar tokmalı hadislerin orasına kirgizgen, bazılar ota zayıf degen. Lekin en kemide ota zayıf. Ota zayıf hadisinde Rasulullah'a nisbet verir bu meyit. Sahih'e nisbet veririz, Hasan'e nisbet verir söyledi. Zayıfını tereddüt bilen. Buluşun mümkün değil. Ama ota zayıf bilen yalgan tokma hadisinde umva nisbet verir bu meyit. Ota zayıf hadisinde ham nisbet verir bu meyit. Şuna kadar rivayet var diye ayetlerdi deyken. Ayet söyledi. Manası doğru oluşuyor mümkün. Ma'no to'g'ri bo'lishi boshqa narsa. O'sha rivoyat haqiqatda rasulullardan kelganligini isbotlash boshqa narsa. Tushunarlimi? Ma'no to'g'ri bo'laveradi. Ba'zi hikmatli gaplar bor, ma'nosi to'g'ri. Odamlarga ta'sirli bo'lsin deb rasululloh aytganlar deb olishgan. Bu gap o'zi zo'r gap. Lekin haqiqatda rasululloh aytganlar shuni, alayhissalom aytmaganlar, shu gap shu yerda. Aytganlari sobit bo'lish uchun roviylar rostgo'y odamlar bo'lish kerak, xotirasi joyida odamlar bo'lish kerak. Orada uzilmasdan kelish kerak. Men masalan, opodamni dadasi aytgan ekan desam, opodam dadasini ko'rmaganman. Opodam o'zini ham ko'rmaganman. Misol uchun. Men gapimga ishonch bo'lmaydi. Chunki men kimdan eshitganim noma'lum, eshitganman kimdandir. Lekin eshitmagan bo'l, xayolimga yana aytgan bo'lishi mumkin yoki menga hikoya qilgan odam yolg'onchi bo'lishi mumkin. Aniq emas-da. Aniq men palon dadamdan eshitganman, dadam dadasidan eshitgan ekan, unga dadasi aytgan ekan, unga dadasi katta opadam aytgan ekan desam, ana endi keyin so'raladi, u dadasi yolg'onchi bo'lmaganmi deydi men. Dadasi yolg'onchi bo'lmagan deydi. U o'zini dadasini ko'rgan ekanmi o'zi deydi. Opadani yoki go'daligida o'lib ketgan ekanmi deydi. Ha, ko'rgan ekan deydi. O'shuna qilib o'rganilsa, keyin qarasa hammasi ishxushlik, rostgo'y odamlar, bir-bir bilan ko'rishgan, bir-bir bilan gaplashgan odamlarligi aniq bo'lsa, keyin meni gapimga ishon so'radi katta opadam haqida gapki. Bo'lmasa ishon bo'lmaydi. Ishonch yo'q, dadamni o'rtog'idan eshitgan bo'lishi mumkin, o'rtoq yolg'onchi bo'lishi mumkin. Va hokazo. Yoki adashib yolg'on gapirish, xato aytishi mumkin. Va hokazo. Shuning uchun hadis zaif bo'lsa ham olinadi. Zaif hadislar olinadi, masalan, halol haromga taalluqi bo'lmagan so'zlarda, rivoyatlarda olinaveradi. Halol harom nima ekan o'shalar. Ammo masalan, siyratda bo'lsa faziletlerde bo'lsa olinaveradi. Ama o'ta zaifni olinmaydi. Yoki to'qma hadisni umuman olinmaydi. O'ta zaif hadis quvvatlanishi mumkin o'ziga o'xshagan boshqa bilan. Shunda olinishi mumkin. Hammasining o'zining hududi bor. Endi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ismlari Yasin, Toha bo'lgani haqidagi bu xabar demak sobit emas. Nisbat bera olmaymiz. Bo'lishi mumkin. Ammo bo'lmasligi ham mumkin. Lekin Rasulullohning ismlaridan bittasi Yasin yo Toha bo'lgan deb ayta olmaymiz. Mumkin emas aytish. Chunki sobit bo'lmagan. Tushunarlimi? Shuning uchun Ruviya deb aytayapti. Abu Abdurrahman Sulami aytadilarki, Ja'far as-Sodiqdan. Yasindan nima iroda qilingan desa, Rasulullohga xitob qilib, "Ey Sayyid" demoqchi bo'lgan. Ya'ni qisqartirib aytish. Masalan, arablarda shunaqa tarxim deydi, ismini qisqartirib aytish bo'lgan. Masalan, Rasululloh ya Aishani ya Aish deganlar. Oxirida tan hazb qilib, erkalatib aytish. Masalan, Fatima bo'lsa Fatim deyishadi. Bu erkalatish bo'ladi. Aisha bo'lsa Aish deydi. Bizda ham shunaqa narsa bor. Masalan, deylik, Madinani Madin deb qo'yishadi. Erkalatib. Ha? Uşnaka manada. Uşnaka manada kıskartırı birinci harfini aitken boladı. Ya sin. Seyyid'den alınken boladı sin. Ya seyyid degen boladı. Diyebdiler Cafer-i Sadı'dan bir rivayet. İbn-i Abbas'tan rivayet kılınladı. Ya sin'den boladı. Ey insandır. Lekin ey insandan közlengen kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve kasemdür. Allah Ta'ala'nın isimlerinden biridir degen rivayet ham boraken. İbn Abbas'tan
Zaccac dediler ki ya Muhammed degen bunun manası. Ya racul degen. Yani bir rivayette. Yine etişlerse ya insan degeni hamasından murad ya racul deseyem ya insan deseyem ya Muhammed deseyem Resulullah nazarda tutuluyen buladılar. Yani Resulullah'a hitap kılıp ey Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an'a kasem ki siz peygamberlerdensiz deyip etken bulan. Yani hitap kılıngan buladı. Hitap adresi. Adatı buladı. Evet, çakırı. Ve an İbn-i Hanefiyye'nin isimleri Muhammed. Muhammed İbn-i Hanefiyye. Aslı Yemame'den Banu Hanif'ten bu geller. Hazreti Ali'nin ayarları. Muhammed İbn-i Ali deyiş gibi gözü. Yani Fatıma radıyallahu anhadan bu mekanı için anasını nisbet veriş ki ecdet için. Muhammed İbn-i Ali dese İmam Hasan İmam Hüseyin'in tuğuşken akülkesi ki uçup kaladı deyip ajratib onasiga nisbat berishgan Muhammad ibn al-Hanafiyya deb. Hanafiyya onaning nisbati, Xavla o'zi onasining ismi. Xavla al-Hanafiyya, Banu Hanifdan bo'lgan uchun. Muhammad ibn al-Hanafiyya yani Hazrat Ali'nin o'g'illari bo'ladi. Yasin ya Muhammad deganidir deb aytgan ekanlar u kishi. Olim bo'lganlar Muhammad ibn al-Hanafiyya. Va Ka'bdan, Ka'bul Ahbordan rivoyat qilinadi. Yasin qasamdir Alloh taolo bu Yasin so'zi bilan qasam ichgan. قبل أن يخلق السماء والأرض بألف عام يا محمد. يعني يرو أسمانını yaratıştan aldın 2000 yıl aldın. Yasin deyip kasam içip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini o şanda etken. İnneke le minel mursalin deyip etken. Dediler. Keyin Kur'an nazil kıyan peyete de var Kur'an'ın hakim deyip durup kasam içken. Yani 2000 yıl aldın. Yer ve Osmanlı yaratışından aldın. 2000 yıl aldın. Yasin deyip etken. Ya Muhammed inneke le minel mursalinde boşunda etken. Ki kaçan ki Kur'an'ın nazil kıyan peyeti de var Kur'an'ın hakim inneke le minel mursalinde deyip etken. Deyip etken ekerler Ka'b-ı Ahbar'dan. Bu Ka'b-ı Ahbar'dan rivayet diyeni bu İsrailiyat'tan diyen. Ben İsrail'den. İlgeriye kitaplarını rivayetlerden buladı. Ka'b-ı Ahbar. Aldın Yahudi bu ülke Müslüman bugün kişi. Başınca o kişinin rivayetleri aldığı kitaplardan bulan. Sahih emas bo'lishi mümkün. Şunun için bu naqa rivoyatlarni qaraladi. Kur'an-ı Kerim'e zid kelsa kabul qilinmaydi. Kur'an ve sünnetke. Kitab-ı sünnetke zid kelsa kabul qilinmaydi, rad qilinadi. Kitab-ı sünnetke muvafık kelsa kabul qilinadi. Zid ham muvafık ham emas. Yani umuman Kur'an-ı hadiste unga taalluqli bir gap bo'lmasa sukut qilinadi. Tasdiq ham qilmaysiz. Yolg'onchiga ham yolg'onga ham chiqarmaysiz. Qoida shu. Isroiliyotdan, ya'ni ilgargi qavmlardan qilingan rivoyatlarni eshitganda, o'qiganda unga munosabat qanday bo'ladi? Uchtadan bittasi bo'ladi. Kitob-i sunnatni ma'nosiga zid bo'ladi, rad qilinadi. Masalan, Davud alayhissalomning 99 ta xotini bor edi, 100-uchisiga bitta askarini xotiniga ishga o'zib qoldi degan rivoyatlar bor. Bu olinmaydi, chunki payg'ambarlar ma'sum bo'lgan, kitob-i sunnatga zid. O kaptar uçup getirdi, kaptarını kuvulup getirdi. Kuvulup getirdi, Davud Aleyhisselam kaptar kuvuluydu. Getirdi, kaptar uçup bir de koşunu yükip getirdi. Kaptar da arkasından kirse, ayol kiyim su çömeliyken iken, öşe ayolda aşık olup kaldı, o hakkası. Yani ki tepes, minaranın tepesine çıkıp kalırdı, askerin hatırını görüp bağlı yüdü içi de, ki askerini cönet vardı, uruşken, öşe de ölüp getirdi, hatırını ki ulan valla ben deyip. Degen, rivoyatlar Yahudiylarniki shu. Bu narsalar payg'ambarlarning shaniga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Tafsirlarda bor. Millionta bunaqa gaplar. Bular tasdiq qabul qilinmaydi, chunki kitobi sunnatga xilof. Payg'ambarlarning shaniga nafaqat payg'ambar, oddiy inson o'ziga qabul qilmaydi uni. Oddiy inson o'ziga qabul qila olmaydi. O'sha birinchi qoida. Kitobi sunnatga, kitobi sunnatning ma'nosiga zid kelsa rad qilinadi. Mubosharatan rad qilib olasiz. Faqat uncha kitob sunnat bilishingiz kerak. Sizni kallangizdagi kitob sunnat emas, haqiqiy kitob sunnat bo'lishi kerak. Sizni ma'lumotingiz emas, kitob sunnatni umumiy ma'lumoti inobatga olinadi. Ikkinchisi to'g'ri keladi, tasdiqlaydi. Masalan, Harun alayhissalom Musa alayhissalomning akasi bo'lgan. Qur'on tasdiqlaydi. Da'vatga birga kelgan, Qur'on tasdiqlaydi. Ha? Yoki boshqa hikoyalar. Ularni qabul qilamiz. Isroiliyatdan bo'lsa ham qabul qilib olasiz. Endi
kitobi sunnatga daxli yo'q. Masalan, Yusuf alayhissalomga oshiq bo'lgan ayolning ismi Zulayxo bo'lgan yoki Fatima bo'lgan yoki falon bo'lgan. Bo'lishi mumkin. Lekin Qur'on sunnatga xilofmi? Xilof emas. Tasdiqladimi Qur'on sunnat? Yo'q, tasdiqlamaydi. Qur'on sunnatda kelganmi, kitobi sunnatda ismi kelmagan. Qaydan kelgan? O'sha eski rivoyatlardan kelgan. Qabul qilamizmi? Tasdiqlamaymiz ham. Aniq Yusuf alayhissalomga oshiq bo'lgan ayol aniq Zulayxo bo'lgan deya olmaysiz. İsmi. Aniq Fatima bo'lgan deya olmaysiz. U aniq emas, lekin shu rivoyatlarda bor, eski rivoyatlarda. Shunaqa degan gap bor deb aytilishi mumkin. Aniq yolg'on unaqa emas ham deya olmaysiz, o'shundoq ham deb aniq ayta olmaysiz. Shuning uchun tasdiqlamang ham, yolg'on ham demang deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ammo bir narsalarni bitan ismni ta'kidlashda, ismni aniqlashda Zulayxoga o'xshagan. Yoki joyni aniqlashda yoki ba'zi tafsilotlarda to'yinki shu qissani mazmuniga ta'sir qilmasa, foydalansa bo'ladi. Endi bu hozirgi bu xabar ham 2000 yil oldin degan xabar. Ayni yer osmonni yaratishdan oldin 2000 yil oldin. Yer osmonni yaratishdan oldin yil o'zi bo'lgan emas. Yil qaydan chiqqan? Yil quyosh atrofida yer aylanishi bilan paydo bo'lgan. Undan oldingi 2000 yil qaysi hisobdagi 2000 yil? Shu yerda aylanishdagi 2000 yilmi? Undan oldin o'zi vaqt bo'lganmi, bo'lmaganmi zamon? Zamon jism paydo bo'lgandan keyin paydo bo'lgan. Jism paydo bo'lmay turib qanday zamon paydo bo'ladi? O'shaning uchun bu narsalarni taqribiy aytish mumkin xolos, ha? Xullaski demoqchimanki, jism paydo bo'lmay turib zamon o'zi bo'lgan emas. Qaydan o'lchaydi 2000 yilni? Bo'lishi mumkin shu nisbatda deb olinishi mumkin, lekin u jism paydo bo'lmay turib zamon o'zi bo'lgan emas. Illo boshqa olam bo'lib, bu yer osmondan boshqa bitta olam bo'lib, o'sha olamning zamoni bilan o'lchanishi mumkin. Va o'zi asli bu olamdan boshqa olamlar bo'lish ehtimoli o'ta katta. Va bunga ilmiy farazlar ham bor fizikada. Demak, bu xabarni 2000 yil oldin shunaqa degan ekan Alloh taolo degan gapdi. Kim aytibdi? Kabul xabar aytibdi. Qaydan aytibdi u kishi? Ilgari kitoblarning xabarlaridan aytibdi. Unga biz nima munosabat bildiramiz? Sukut qilamiz. Yolg'on ham demaymiz, rost ham demaymiz. Tushunarlimi? Lekin biz bundan bilamizki, Rasul akram alayhisolatu vasallamni payg'ambar bo'lishlari Alloh taolo ilgaridan belgilagan, azaldan belgilagan narsa. Va u kishini kishi nomlari bilan qasam ichgani ham azaliy bo'ladi. Qur'oni Karim Allohning kalomi. U bundan ko'ra ta'kidliroq chiqadi aslida shu ma'no. Qur'oni Karim Allohning kalomi. Allohning kalomi azaliydir. Chunki kalom ilmdan. Yasin val Qur'onul Hakim, Qur'onmi? Agar shu qasam bo'lsa Rasulullohning shonlariga. La'amruka ham oldingi oyat ham albatta u qasam. Demak, azalda qasam ichgan bo'ladi Alloh taolo. 2000 yil oldin emas. Azalda qasam ichgan, chunki Qur'oni Karim azali. Fa in quddira, shuning uchun bu kishi aytibdiki, fa in quddira shunday deb faras qilinsa degan quddira. Qurrira bo'lsa shunday deb tan olinsa degan bo'ladi. Shunday deb faras qilinsa, nima deb faras qilinsa? Yasin bilan Toha Rasulullohning ismlaridan deb faras qilinsa. Ko'ryapsizmi? Bu kishi ham o'zi ishonmayapti bu xabarda, tasdiqlamayapti aniq. Farazan shu gap rost bo'lsa, wasahha fihi annahu qasam. Birinchidan u kishini ismi Yasin, u kishining ismi bo'lgani farazan qabul qilinsa va qasamligi ham sahih bo'lsa, agar ikkalasi ham farazi gap, agar shunday bo'lsa, kana fihi min ta'min at-ta'zimi ma taqaddami qoridagi la'amrukada aytganimizdek, rasulullohning shonlari bilan qasam ichilgan bo'ladi, katta ta'zim u kishini ulug'lash hosil bo'lgan bo'ladi shunda, sodir bo'lgan bo'ladi. Va yuakkidu fihi al-qasam. Endi bu yerda Yasin so'zida qasam ma'nosi bor, bunda qasam ma'nosi borligiga bitta dalil bor. Ta'kidlaydi qasam ma'nosini. Nima ta'kidlaydi? Atful qasami al-akhar alayh wal Qur'an al-Hakim, qasamligi aniq. Qur'onga qasam degani. Vav qasamiyya. Orqasidan qasam kelgani Yasin so'zini qasam ekaniga dalil bo'ladi. Bitta ta'kidlovchi ma'no bo'ladi deydi. Qasam, ya'ni qasam ortidan qasam kelgan bo'ladi shunda. Val Qur'on qasamligi Yasinning qasamligiga bitta ta'kidlov dalil. Nimaga desa, qasamni ortidan qasam, nimaga? Va shamsi va duhaha val qamari idad va nahari, qasamni qasam ortidan qator. Va Qur'on hakiman qasam bo'lsa, qasamligi aniq. Undan oldingi ham qasam bo'lish ehtimoli baland demoqchi.
Lekin odatda qasam ortidan qasam keltirgani uchun oldingisi ham qasam deb e'tibor qilinsa ehtimolga yaqin deyaptilar. Va in kana bi ma'na an-nida. Endi birinchi ehtimol Rasulullohning ismlari bo'lsa va qasam bo'lsa, demak u ta'zim. Ikkinchisi nido bo'lsa-chi? Nido bo'lsa ya sayyid deganda, ya inson deganda. Faqat ja'a qasamun akhara ba'dahu li tahqiqi risalati. İkinci qasam kifoya qiladi bal Qur'oni Hakimdagi. Faqat ja'a ba'dahu ba'd hadha al-ism ya'ni yoki ba'd an-nida qasamun akhar, ya'ni boshqa qasam kelgan bal Qur'on degandagi qasam. Nima uchun qasam ichyapti Alloh taolo li tahqiqi risalatihi? U kishining payg'ambarliklari aniqligini tasdiqlash uchun, ta'kidlash uchun. Va shahadati bi hidayatihi. Innaka la min al-mursalin. Keyin nima? Ala Allah sıratı mı? Doğru yolun üstündesiz degen. Bilen ve şehadeti bi hidayetihi. O kişinin hidayette ikenlerdeki güvahlik beri yaptı Allah'ın olsun. Ala sıratı müstakim bilen. Aqsamallahu ta'ala bismihi ve kitabihi. İnnehu leminel mursalin. Yani bismihi. Bismin nebiyyi. Yani Resulullah'ın ismi bilen kasem içi yaptı. Kitabı bilen. Ve Kur'an deyip kasem içi yaptı. Ve arkasından o kişinin peygamberliklerini şu kasam bilen takitle yaptı. Bi vahyihi ila ibadihi. Bunu vahiy bilen peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy bilen bendelerinin arasında peygamber bugenliklerini takitle kasam için yaptı. Ve o kişi sıratı müstakim doğru yol üstüde ekerlerini takitle yaptı. Doğru yol ne mi? İman. Min imanhi ayı tarikun. Ay tarikun u sıratı müstakimi tefsiri. Ay degani yani degani. Tarikun la'vijaja fihi degani. İ'vijaj kınğırlık, müyülüş var. Müyülüş, kışıklığı yok, doğru yol degani. Tarikun müstakim. La'udula anil haq. Yani haqdan ağış yok. Udul ağış. La'udula anil haq. Haqdan ağmagan doğru yolda ikenliklerini Allah-u Teala takitle kasem içeri dediler. Nakkaş etedi ki Allah Subhanehu ve Teala peygamberlerinin birer tesige Allah Subhanehu ve Teala birer bir kitabda ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne Kur'an'da birer bir kitabda peygamberlerden birer tesini peygamberliğini takitleş için kasem içkenmez. İlla lehu sallallahu aleyhi illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya kasem içken. Yani siz peygambersiz de kasem içi yaptı mı Allah? Birer de peygamberliğe onun peygamberliğini takitleş için kasem içkenmez. Birer bir kitapta. Ne Tevrat, ne İncil, ne Kur'an. Ve fihi min ta'zimihi ve temcidihi ala te'vili men kâle ennehu ya seyyid ma fihi. Yani Yasin'ni ya seyyid deyip ayetti mi? Cafer Sadık ayettiler mi? O şey ya seyyid deyip ayetilse Yasin'ni eğer. Fihi de murad Yasin yani. Yasin deb nido qilganida Yasindan murod ya sayyid bo'lsa, unda Alloh subhanahu va taoloning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'zim ulug'lagani, tamjid ko'tar-ko'tar qilganini dan iborat yetarlicha narsa bor degani. Fihi ma fihi dan murod. Ya'ni unda bu oyati karimada yetarlicha Allohni ulug'lashi bor. Ve Resulullah'ın şairlerinin kötüleşi var. Ya seyyid deyip tefsir hıyallarını tabiliye göre. Eğer Yasin ne murat ya seyyid deyken bu siz Allah Ta'ala Resulullah'a hitap kılıp ey seyyid deyken bu ise bu yeterli tazim var şimdi. Her kança tazim var deyken. Her kança tazim var bunda deyken. Demek ediyse bunu ya seyyid niye indi delil getir yaptı. Ya seyyid de ihtimaliye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana seyyidu veladi adam ve la fakhra diyenler. Fakhr yoku, fakhrlemimenu min adam balalarının seyyidi men diyenler. Ana şu sözlerine göre, Resulullah'ın sözlerine göre ya seyyid diyen tefsir ihtimali var. Şu hitap şu hadiske doğru keledi demek. Endira Allah Ta'ala Resulullah'a ey seyyid Kur'an'a kasem ki siz peygambersiz diyen bosa bu hitobda o'ta katta bir ta'zim bor deyapti. Birinchi misol la amruka
Allah subhanahu ve ta'ala Resulullah'ın hayatları yakasamıştı. İkincisi ya Yasin, ya Seyyid, ya ki ya insan, ya Muhammed. Şimdi üçüncüsü la uqsimu. Bihâdel beled, beled suresinde. La uqsimu degir, la takid üçün buladı. Özü uqsimu demek için. La uqsimu, la nafiyemez, kasam içmememez. La uqsimu sehay, kasam içemem diyen buladı. Göyan ki, takid için keltirlediler. La uqsim, kasam içemen, kasamı takidleştirin, la keltirlediler. Mana şu yurtki kasam içemen, beledge. Siz bu şehirde hilsiz. Hilni manası ne diye soru tuğuladı ki. Hop. Şimdi hil, ve ente hillun bihe. Siz, şu, siz bu yurtta, bu yurtta hilsiz. Ne o hil diye zayet edilir ki. Kile. Aytilişçe digen. La uksimu bihi izâ lem tekun fihi ba'de hurucike minhu. Şimdi bu yerde lâne nafiye de aytkeni var. Şimdi lâne nafiye de yani kasem içmeyeyim ben digen. Biz etkenimiz takip için o zahır şu. Kıyla aytilişçe lâden murat nafi. Kasem içmeyeyim ben demek için. Bu şimdi aytilişçe digen. Asosiy zohir gap nima? Ta'kid. La uqsimu ya'ni qasam ichmayman bu shahar bilan. Iza lam takun fihi ba'da khurujika minhu. Siz bu shahardan chiqib ketarkansiz Makka mukarramada. Unda bo'lmasangiz men u bilan qasam ichmayman degan. Ya'ni baladdan murod Makka. Makka bilan qasam ichmayman agar siz unda bo'lmasangiz degani bo'ladi. Bu bitta gap. وقيل لا زائده تاكيد زائده degani irobda o'rni ko'ra zaida deyishadi lekin ma'noda o'rni bo'ladi zaida degan ortiqcha so'z emas u balki ta'kid uchun keladi u irob uchun aytishadi zaida deb la uqsimu dam murad qasam ichaman va anta bihi ya ya'ni modom siz shu shaharda makkada ekansiz Ben o bilan kasem içemen diye. O ente hillun bihâdel beled. Yani hilde murad halalun diye manahan var. Hillun leke ma faalte fihi alet tefsireyni. Hilde murad halal diye. Halal diye ne caiz diye. O ente hillun bihâdel beled. Siz bu yurtta halal siz değil mi diye. Ne mi halal? Resulullah kanak olup halal bolediler o yurtta Mekke'de. Dese ulemalar ikhıl şünge. Halaldan murad Haramda odatda birovga ozor berish mumkin emas. Ilgargi Ibrohim alayhisalomning davridan beri shu. O'sha uchun haramni ilgardan hurmati bo'lgan. Shuning uchun haramdan birovni to'sish emas, o'sha uchun musulmonlar namoz o'qisa ham to'sish olmagan. Allohning baytidan to'sish o'ta gunoh, qattiq gunoh deb bilishgan. O'shuning uchun kelib Rasululloh namoz o'qiganlar kelib ozor berishgan, to'sish olmagan. Haramdan namozdan to'sish, Allohning ibodatidan to'sish kim bo'lsa ham O'ta katta og'ir gunoh hisoblangan. O'sh mushriklarning o'zinda. Shuningdek, haramni haram deb nomlanishi u yerdagi ba'zi narsalar taqiqlanganligidan. Odam o'ldirish, azor berish, hatto hayvonni o'ldirish ham taqiqlangan. Hozir biz o'zimiz shariatda ham o'tish shundoq. Hatto daraxtlar yulinmaydi. O'simliklarni yulib bo'lmaydi. Haramda mutlaqo azor berish mumkin emas hech bir narsaga. Hech bir tirik narsaga. Hatto u nabotot bo'lsa ham azor berish mumkin emas. Ana shundek, hatto nabototga ham azor berilmaydigan yurtda sizu, ammo hamma narsa biror narsaga azor berish mumkin emas. Faqat sizga azor berish mumkin deb ularning nazarida. Va anta halalun degani ularda mushriklarning nazarida hammaga azor berish harom, bitta sizga azor berish halol. Ya'ni siz mazlum bo'lgan shaharga qasam demoqchi. Tushundingizmi? Halalni birinchi ma'nosi İkinci halalinin manası ne mi buladı dese, sizge halal kılıngan, Mekke-i Mükerreme'de halagen işinizi kılıç diye, başkaları gemes diye. Kaysi manada o, Mekke Fethi için ayetilgen buladı. Mekke Fethi'de, Mekke Fethi yiyenlerde, o şu müşriklerden bilgen, o şu Kabe-i Kirvaga adamı bura öldürmez diye, azar vermez diye. Cinayet kıyan, en kette cinayet başlar, Kabe'ye kirip oturup alışken o şeyi. Tayin ki, bizge azar veranmasın, bizi öldüranmasın diye. Yani çıkıp alıp bilgen işini kılış için keyin. Şimdi Allah Ta'ala tongda, kündüzü de bir müddet Resulullah'a
haramni cheklovlarini bekor qilib bergan. O'sha muddatda gina o'sha hatto Ka'baga pardasiga osilib olgan bo'lsa ham, Ka'ba poshga osilib olgan bo'lsa ham olib chiqib o'ldiringlar deganlar. Palonchi deb sanaganlar. 4-5 ta odam. O'sha hosil bo'lishi uchun shunday qilganlar. Nima uchun bunday bo'lgan? Shuncha rasululloh aytganlarki, mendan keyin yana birov kelib turib bu ishni qaytarmasin, menga ham Makka fathi kuni sa'ata min nahar, ya'ni kunduzida ozgina muddatga halol qilib berildi xolos. Nima uchun? To'la tozalash uchun Makkani. Bo'lmasa u to'la tozalanmasdi Makka. To'yinki to'la tozalansin va keyin yana qon to'kilmasin. U haliga odamlar qolib ketsa yana qon to'kilishi bo'ladi yana. Makka fathi qon to'kishsiz hosil bo'lgan Makka fathi. Makka fathi bo'ldi, bitta shahar qon to'kishsiz bir tomchi qon to'kilmasdan hosil bo'ldi. Agar ular qolsa yana qon to'kilishiga olib keladi. O'shuning uchun ularni o'sha jahiliyat davridan bilgan qoidalari va butun arablar qabul qilgan qoida. Haramda odamni o'ldirib bo'lmaydi, azob berib bo'lmaydi degan qoidadan kelib chiqib o'sha yerga yashirib olishdi. Shunda Alloh taolo Rasulullohga bir muddat, ozgina muddat, bir kunni bir qismida halol qilib berdi Makkani. Ki o'sha odamlarni olib chiqib o'ldirib olish uchun. Wa anta hillundan murod, wa anta halalundan murod, sizga halol o'sha Makka mukarramada haram hududida ma'lum chegaralardan chiqish. Ma'lum muddatga xolos. Bu endi bunda bu sura Makkada nozil bo'lganmi? Makka fathidan bashorat bo'ladi. Bu birinchi halolni birinchi ma'nosi agar hammani ozori harom bo'lsa, bitta sizni ozorlanish, sizga ozor berish halol bularga. Ya'ni siz mazlum bo'lgan yurtga qasam degan bo'ladi unda. Ikkinchi ma'noda bo'lsa siz nusrat topadigan yurtga qasam. Siz fath qiladigan yurtga qasam degan bo'ladi. Ikkinchi ma'noda halaldan murod Rasulullohga halol qilib berilishini iroda qilingan bo'lsa. Ha, bir muddat. Demak, hildan murod shu. Bu yerda aytibdilarki, "Wa anta bihi ya Muhammad halalun aw hillul laka ma fa'alta. Hillul laka ma fa'alta fihi." U yerda qilgani sizga halol degan. "Wa anta hillul laka ma fa'alta fihi." U yerda qilgan narsa sizga haloldir degan ma'no bo'ladi. Shunda haliga ikkinchi ma'no bo'ladi. Birinchi halol deganda nima bo'ladi? U kishi mazlum bo'ladilar. Hech kimga azob berish mumkin emas, u sizga azob berish mumkin ekan. Unda nima bo'ladi? Siz mazlum bo'lgan shaharga qasam bo'ladi. Ikkinchi ma'noda sizga ma'lum vaqtga halol qilib beriladigan shaharga qasam degan bo'ladi. Unda siz fath qilgan shaharga qasam, fath qiladigan shaharga qasam degan bo'ladi. Tushunarlimi? Bu yerda Rasululloh akram alayhisolatu vasallamni shaharga qasam ichilyapti Makkaga. Rasulullohga bog'lab qasam ichilyapti. Ta'zim shu yerda. Wal muradu bil baladi inda ha'ula'i Makka. Yuqoridagi ma'noni aytganlarda, ya'ni birinchi ma'no nima edi? Siz bu shahardan chiqib ketsangiz, qasam ichmayman bu shaharga. Ya'ni Makkaga qasam ichaman siz bo'lsangiz agar. Ya'ni Makkani nomi bilan qasam ichishim siz borligingiz uchun, siz bo'lmasangiz yo'q degan ma'no. Ya'ni Makkani ta'zimi sizga bog'liq degani bo'ladi qasamda. Qasamda. Tushunarlimi? Endi ikkinchi, bu birinchi tafsir. Ikkinchi tafsirda siz mazlum bo'lgan shaharga qasam. Uchinchisida siz fotih safati qiladigan shaharga qasam. Uchala ma'noda ham baladdan murod nima? Makka. Makka, Madina emas. Endi ikkinchi qabul bor deydi, vosita aytadi. Yahlifu laka bihadha albalad الذي شرفته بمكانك فيه حيا يعني mana bu shaharga qasam ichaman qaysi shahar u siz o'sha yerda yashab turib tirik holatda uni sharafli qildingiz va jasadingiz u yerga ko'milishi bilan barakotingiz o'sha yerga nozil bo'lib sharafli qildingiz u qaysi shahar Madina ikkinchi vositani tafsiriga ko'ra baladdan murod nima bo'ladi Madina bo'ladi. Va anta hillun, ya'ni siz nozil bo'lgan, siz tushgan degani o'zi hilldan murod, yana bitta ma'nosi. Siz tushgan shaharga qasam, ya'ni Madina Munavvariga qasam degan bo'ladi deydi. Vositani tafsirida.
Vel evvelu asahhu. Birinci gap sahihroq. Xo'p, va anta hillun bi hadal balad. Mana shu yurtga qasam degandan bora, demak Madina yoki Makka bo'lyapti. Endi sahih gapi sahihrog'i desa, ikkita gapni keltirib kitobda ko'rsangiz. Bunisi sahihroq desa, nargisi ham sahih bo'lishi mumkin degani bo'ladi. Yoki u ham sahih, u ham to'g'ri-yu, bu to'g'riroq degani bo'ladi. Lekin va hada sahih va hada huwa sahih, mana shu sahihdir desa, nargis noto'g'ri degan bo'ladi. Sahihni muqobilida nosahih, noto'g'ri turadi. Asahni muqobilida sahih turadi. Tushundim. Demak, Makka degan hazal baladdan murod Makka mukarramadur degan gap to'g'riroq, Madina degan gap ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Li anna surata makkiyatun. Nima uchun to'g'riroq? Birinchi qavl Makka degan gap. Chunki sura Makkadan nozil bo'lgan. Madina degan gapni yusahihuhu, uni sahihligini nima tasdiqlaydi? Qawluhu ta'ala wa anta hillun. Siz bu, biz siz shu shaharga tushib turibsiz degan gapi uni sahihligini tasdiqlaydi. Ya'ni hildan murod nimaligiga bog'liq. Halaldan olinganmi? Hululdan olinganmi? Hulul nozil bo'lish, tushish, o'rnash. Hil halal. Hil halaldan olinganmi, hululdan olinganmi? Hululdan olingan bo'lsa, Madina to'g'riroq bo'ladi. Borib nozil bo'lib tushgan joy. Payg'ambarimiz borib tushgan joy. Hildan halaldan olingan bo'lsa, unda Makka bo'ladi. وما بعده والذي بعده بعد الاول وهو الثاني وهو قولهم ان المراد من البلد المدينه يعني مدينه بل هذا البلد دم مراد مدينه دور degan gapni va anta hillun hulul ma'nosida borib tushish ma'nosida tushunsak oyat baladdan murod madinaligini ko'rsatadi dedilar va nahvuhu qawluhu ta'ala shunga o'xshagan bo'ladi. Qavl ibn Ata aytgan tafsirda va hadal baladil amin dam murad nima desa, amanaha Allahu taala bi muqamihi fiha va kawnihi biha fa inna kawnahu amanun haythu kan degan ekanlar. Va tinidagi va hadal baladil amin, mana bu, mana shu omonlikdagi, ya'ni tinch osuda shaharga qasam deb Alloh taolo qasam ichganda, o'sha qasam ichilganda shu baladul amin omon shaharni omonligi nimadan desa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sabablaridan. Amanaha Alloh, Alloh bu shaharni emin qildi. Nima bilan? Rasulullohni unda turishlari bilan, unda mavjud bo'lishlari bilan o'sha shaharda. Chunki Rasulullohning alayhi salatu vasallam borliklari qayerda bo'lmasinlar omonlikdir. Shunda va hadal baladil amindan murod Rasululloh bor turgan joy deganida u. Turgan joy. Endi bu vaqtini tushgan paytida Makka bo'lganmilar. Endi Madinaga o'tsalar Madina bo'ladi. Ya'ni omonlik, shaharning omonligi Rasululloh tufayli bo'lar ekan. O'sha o'kish qayerda bo'lsalar shunaqa bo'lar ekan. Shunda Rasululloh va hadir baladil amindan murod omonlik Rasululloh bilan bo'lar ekan, u baladdan murod Rasululloh Makka da o'tsalar Makka bo'ladi. Madinada o'tsalar Madina, baladdan murod Madina bo'ladi. Shahardan murod va hazar balad, bu mana bu emin shaharga qasam degandagi shahardan murod qaysi shahar? Rasululloh turgan shahar. Makkada bo'lsalar Makka, Madinada bo'lsalar Madina. Shunga ko'ra va anta hillun da Rasululloh Madinada bo'lgan bo'lsalar Madina bo'ladi demoqchi bo'ladi. Demak, uchta bo'ldi. La amruka Yasin va anta hillun bi hadal balad. Ki Allah, Allah Ta'ala aytdiki, va validin va ma valad. Valid ota. Tug'diruvchi. Va ma valad tug'ilgan bola. Tuqqangayu tug'ilganga qasam degan. Valad, valid bilan valid deymiz. Biz valida deb qo'yamiz onani. Otani valid demaymiz, onani valida deb qo'yamiz. Valid, validatun deydi otani, onani. Abun bilan ummundan farq qiladi. Abun tug'masdan ham otalik, tug'maganga ham otalik nisbat berilishi mumkin. Boboni ham ota deyish. Abun boboga ham ishlatiladi.
amakiga ham ishlatiladi. Ubuvat ishlatiladi. Amakiga ham, otaga ham, boqib olgan otaga ham, tarbiya qilgan otaga ham, boboga ham ubuvat ishlaydi, abun ishlaydi. Ammo valid aynı tug'ilgan otasi o'zidan tug'ilgan otaga ishlatiladi. Bu yerda o'sha validdan murod kim degan savol bor. Agar odam alayhissalom bo'lsa bu umumiy bo'ladi. Yo'inki validdan murod kim? Yo odam alayhissalom. Ba'zilar aytadiki Ibrohim alayhissalom deydi. Va ma validdan murodchi tug'ilgan farzand Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishoradir. Tuqqan va tug'ilganga qasam degandagi tug'ilgandan murod va ma validdan murod kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ammo tuqqan kim ota? Kimga qasam ichyapti? Yo Odam alayhissalomga, Ibrohim alayhissalomga. Nuh alayhissalom bo'lishi mumkin. Har qaysisida otadan murod ulardan qaysi biri bo'lsa ham, va ma valad tug'ilgandan murod Rasululloh bo'ladi degan tafsirni aytayaptilar. Tuqqanga yu tug'ilganga qasam degan nima degani? Otaga yu bolaga qasam. Otadan murod kim? Odam alayhissalom. Boladan murod kim? Muhammad alayhissalotu vasallam. Şunda dediler fetadammanu suratul qasam bihi marrataini fi mawdi'aini. Yani iki de orunda qasam içken buladır Allah Ta'ala. Resulullah'ın qasam bilen iki mette zikir kıyan buladır. La uqsimu bihadel beled ve ente hillum beled ve validin ve ma valed bilen. Ve ente hillum bilen ve ma valed bilen. İki mette o kişini qasam için zikir kıyan buladır. Şimdi yine bitti kenge آيات ألف لام ميم بقرة برنج آياتان ابن عباس رضي الله عنه أشاء ألف لام ميم ياسين صاد وهكذا حرف لر بلن باشننجن سورة لرن شو حرف لر قسم لر در دير كنلر برتفسير ده وعنه وعن غيره فيها غير ذلك وعنه ابن عباس دان وعن غيره أكشدان باشقدان فيها في هذه الحروف غير ذلك bundan boshqa tafsirlar ham bor. Ya'ni qasamdir degan gapni Ibn Abbos aytganlar, undan boshqa gapni ham aytganlar Ibn Abbos. Ibn Abbosdan boshqalar ham undan boshqa gaplarni aytganlar bu harflarni tafsirda. Sahl ibn Abdulloh Tustari aytganlarki, Sahl ibn Abdulloh Tustari ishori tafsirni egalar. Tafsirda turli yo'nalish bor. Bittasi ishori tafsir. Ishori tafsirda Allohning murodi shu deb aytmaysiz. İşari muradının, işari tafsirinin bir kaç nimalar var, şartları var. Aynı şudur deyip cazim kılınmaydı. Lekir çünkü işare var deyip ayetliler. O işare zahir manasıge, kelimenin zahir manasıge zıt kemesliği şart. Ve hakeza şartları var. Sahl ibn Abdullah Tustari işari tafsirinin en birinci mualifleridir. O kişi ayetken ekerler ki alif, lam, mim. Üçte harf mi? Alif, Allohga ishora. Lam Jibrilga ishora, Mim Muhammad alayhisalomga ishora. Shunda uchala yani Alloh subhanahu va taolo uchtala harfda Alloh, Jibril va Muhammad alayhisalomni zikr qilgan bo'ladi. Ya'ni bu ismlarga ishora qilishdan yoki shu ismlarga qasam ichgan bo'ladi. Allohga ishora, Lam Jibrilga, Jabroil Jibrilni lamida u. Mim Muhammad alayhisalotu vasallamga ishora, Mim Muhammad ismining bitta harfi ishora. Samarqandi bu gapni rivoyat qilganlar. Lekin Sahalga nisbat bermagan. Endi bu uchala ismni keltirishdan murod nima bo'ladi? Uchala ismga ishora qilishdan maqsad nima bo'ladi desa, ma'nosi shuki, Alloh taolo Jibril alayhissalomni Muhammad alayhissalotu vasallamga shu Qur'on bilan nozil qildi, unda rayb shubha yo'qdir degan bo'ladi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi madiyana. Alloh Jabroilni alayhissalom Muhammad alayhissalotu vasallamga tushirdi mana shu Qur'on bilan la rayba fihi. Bu Qur'onda rayb yo'q, shubha yo'q, shak yo'q degan gapni ta'kidlaydi. Alif lam mimdan murod nima? Alif Alloh, lam Jibril, mim Muhammad. Alloh Jibrilni Muhammad alayhissalomga yubordi degani bo'ladi. Zalikal kitabdan murod mana shu kitob bilan بولد كين. وعلى الوجه الأول يحتمل القسم. أظن وجه كذا. ابن عباس أتودلر ما ديودلر. بحرف لر قسم دور دجانو. جب.
qasamni ehtimol qiladi. Nima ma'no, nima qandek? Alloh Jibril Muhammad alayhisolamga qasamki, anna hadal kitobi haq, bu kitob haqdir degani bo'ladi. Alloh Muhammad Jibril Muhammad alayhisolamga qasamki, bu kitob haqdir, unda gumon yo'q degan bo'ladi. Unda rayb yo'q degan bo'ladi. Rayb o'zi ayb sinish bilan gumon qilish. Oddiy shak emas. Shak ikkilanish. Rayb gumon. Yomonlik kutib, ayb yoki bir yomonlikni ehtimoli bilan gumon qilish, yomon gumon qilish. Rayb deyiladi. Summa fihi min fadlihi min fadilatihi qironu ismihi bismihi nahvu ma. Endi agar shu Sahl ibn Abdullohning shu ishorasini oladigan bo'lsak, unda nima bo'ladi? Alif, lam, mim, Alloh Jibril Muhammad alayhisalom bo'lsa, Alloh taolo o'zining ismi bilan Muhammad alayhisalomning ismini bitta so'zda keltirgan bo'ladi. İsmini yonma-yon keltirgan bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, o'zining ismiga Rasulullohning ismlarini yonma-yon qilishligi bu tashrifdandir degan yuqoridagi tafsir keladi undan keyin deydilar. Ibn Ato Alloh taolaning Qof va Qur'onil Majid surasida oyatida aqsama bi quvvati qalbi habibihi. Qofdan murod nima desa quvvat degan ekan. Quvvatni qofu. Qaysi quvvat u desa Muhammad alayhisalomning qalblaridagi quvvat. Qalb ham qof bilan, quvvat ham qof bilan. Qalbu quvvati quvvatu qalbi Muhammad demoqchi bo'lgan bo'ladi. Chunki shunda Muhammad alayhisolatu vasallamni qalbining quvvatiga qasamki degan bo'ladi. Qof deganda. Ibn Atoni tafsirlarida. Nima uchun bu qalbga qasam ichadi desa, haythu hamala al-khitaba wal-mushahada va lam yu'assir zalika fihi li'ulwi halihi. Chunki xitobni Alloh taoloning xitobini ko'tardi o'sha qalb. Va mushohadani Alloh subhanahu va taoloning mushohadasini, Allohni ko'rishni ko'tardi bu qalb. Bu ko'rishlik bu qalbga ta'sir qilmadi, ya'ni u qalbni yorib tashlamadi masalan. Quvvati balandligidan ko'tara oldi u xitobni. Va mushohadani li'ulwi halihi halu nima? Rasulullohning hollari yoki qalbining holi, holati o'ta balandligidan ko'tara oldi. O'shunaqa darajadagi quvvatli bo'lgani uchun qalblari o'sha qalbga qasam ichgan dedilar. Vaqila yana aytiladi, huwa ismun lil Qur'an. Qofdan murod Qur'on degani bo'ladi. Qur'onning ismi ya'ni. Yana bir tafsirda Allohning ismlaridan biridir degan bo'ladi. Yana aytilishda jabalun muhitun bil ard, yerni o'rab turgan tog'. Ilgargi tushunchada yer mana qa tekis bo'lgan. Yer tekis bo'lgan. Tekis bo'lganda tushunch bo'lganda yer tekis. Hop, tekis bo'lsa dunyoning oxirasi oxirga mundoq borsak bo'shliqqa tushib ketamizmi degan savolga. Desa yo'q, dunyoning atrofini, yerning atrofini tog' o'rab turadi, baland tog', odamlar undan oshonmaydi. Odam tashqari, yerdan tashqari narsalardan himoya qiladi. Yerdagilarni yerdan chiqib ketmasdan shu yerda qolishiga sabab bo'ladi deb yerni o'rab turadigan tog' bo'ladi deyishgan. Shu tog' qofga o'xshagan bo'ladi degan, qof harfiga. Qof bundoq yumaloq bo'ladi-yu. Boshlanadi, keyin aylanib turib, dumi o'ziga qaytadi boshiga. O'shunaqa boshiga qaytadigan, ya'ni yer sharini yumaloq bo'lsa, yumaloq tog' atrofini o'rab turadi-yu, qamlab turadi shunday qilib. Qof qam butun tog' bilan o'ralgani uchun o'sha tog' tizmasini yer sharini sharmas endi yerning atrofini o'rab turgan tog' tizmasini qof harfiga o'xshatib ko'hi qof deyishgan. Qof tog'i deyishgan. Eski tushunchada endi bu. O'sha tushunchadan kelib chiqib nima aytganlar? Sopolar qilib g'avro madorin zimmayi xud bani odamga andin qismetar qut degan. Qilib g'avro deb yerda aytadi. Madorin ko'tarib turishini. Zimmayi xud baliq ko'tarib turadi. Ilgari tushunchada u baliq bo'lgan, tepasida ho'kiz bo'lgan, ho'kiz tepasida yer tekis. O'sha yerda qaysi shoh qimillasa yerda zilzila bo'ladi o'sha yerda degan tushunchalar bo'lganda endi ilgari. O'sha tushunchadan kelib chiqib aytilgan bu. Ya'ni qofdan murod nima desa, o'sha yerni o'rab turgan tog'dir degan qavlni o'sha tushunchadan kelib chiqib aytishgan. Lekin bu bilasizlar, endi hozir hech kim qabul qilmaydi buni.
Vakıyla gayru hâzı, bundan başka gepler hem etliyen, kafni tefsirde. Lekin bizge muhim cay bu yerde, kaftan Murat İbni Adhan'ı tefsirde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalplerine kasam diyen böyle. Cafer ibn Sadık, Cafer ibn Muhammed ettiler ki Cafer Sadık. Ve necmi izâ heva, necmi kasam. Heva, yani ağgen peytidi. İnnehu Muhammed aleyhi, Muhammed aleyhissalatu vesselam. Necmden murad ne mi? Muhammed aleyhissalamdır dediler. Başka bir kavulda, ve necmi kalbu Muhammed diyene kendiler. Heva diyen, manası ne murad ise? İnşaraha minel envar. Nurlardan parladı degani bo'ladi. Ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamga qasam qalbi nurlar bilan porlangan holatida. Ya'ni u kishining qalbiga qasam nurlar bilan porlagan, Allohning nuri bilan porlagan holatida u kishining qalbiga qasam degan. Ibn va qala in qata'a an ghayrilloh. Allohdan boshqasidan uzilgan degan ma'nosi ham bor. Iza havadan murad Allah'dan başkasından üzülgen kalbige kasem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyen bol. Ve kâle İbn-i Atay dediler ki vel fecrden murad vel fecr ve leyalin aşır fecrge kasem, on keçeye kasem diyen de fecrden murad Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dur. Lianne minhu tefeccaral imanu çünkü iman o kişi bilen yarıştı. Fecr yarışış mı? Yetelepki yarışışı ha? O şu yarıştan murat ne dese Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dur. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilen imanlar yarıştı. Deyip etken ekerler İbn-i Ata. Demek bunge göre Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı şanları bilen ya ki o kişiye taalluklu derseler bilen Allah Ta'ala kasem içkeni o kişinin şanı belenli giden onge misal tarikası da sarahatan etilgeni la'amruke halas. Hayotingizga qasam degani o'sha ochiq aytilgani shu. Qolganlari ehtimollar va ta'birlar. Yasin, ya Sayyid degani bo'lishi mumkin-a, yoki Rasulullohga qasam bo'lishi mumkin. U kishining ismi bo'lgan holatida. Yoki alif lam mimda mimdan murod Rasululloh bo'lgan bo'ladilar. Qofda qofdan murod qalbu Muhammad bo'ladi. Quvvati qalbu Muhammad yoki va najmida najmdan murod Rasululloh yoki u kishining qalblari bo'ladi. Havadan murod qalblarining nur bilan to'g'rishi bo'ladi. Fajrda va fajrida fajrda murod Rasululloh alayhissalatu vasallamni o'zlari bo'ladilarki, u kishi bilan sababli iymonlar yorishgani uchun deydilar. Xulosai kalom bobning xulosasi Alloh subhanahu va taoloning nazdida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shanlari balandligidan u kishining hayotiga, u kishining shanlariga, u kishining zotlariga Alloh taolo qasam ichgan Qur'oni Karimda. Endi bu Qur'oni Karimni azaliyligini biz inobatga oladigan bo'lsak, chunki Qur'oni Karim azaliy, Allohning kalomi azaliy bo'ladi. Bu qasamlar ham azaliyligini inobatga oladigan bo'lsak, Muhammad alayhisolatu vasallamning sharlari ne kadar ulug'ligini ko'ramiz. Azaldan u kishining sharlarida Alloh taolo qasam ichgan bo'ladi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.